Efendim bu adaletsizliklerin yanında başka bir adaletsizlikten bahsedeceğim size. Yerel yönetimlerle ilgili adaletsizliğiniz. Coğrafyamızın güneydoğusunda hiçbir belediye başkanını görevde bırakmadınız. Meclis üyelerinin tamamını görevden aldınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Burada daha önce atadığınız kayımlar vardı. Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, orada burada. Aday gösterdiğiniz yüzlerine bakılmadı. Çöpe atıldılar. Rezil oldunuz. Şimdi bu seçim yapılır yapılmaz tekrar görevden almalar yaptınız ve onların yerine kayımlar atadınız. Hatta meclis üyelerini belediyelere sokmuyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Sizin partinizde olan bir meclis üyesini herhangi bir belediye başkanı sokmuyor belediyeye. Kıyameti koparırsınız. İstanbul adayınız Sayın Binali Yıldırım çıktı. 518 kilometreye metroyu çıkaracağını söyledi alanlarda. Ama gel gör ki sizin metro falan yapmak gibi bir derdiniz yok. Sayın İmamoğlu göreve geldiğinde 2 yıla yakın durmuş olan, yani sizin döneminizde yandaş müteahhitlerinize parayı başka yerlerde verirken İstanbul halkını metrodan mahrum ettiğiniz o 2 yıllık süre içerisinde durmuş olan metro çalışmalarını hareketlendiriyor. Seyrediyorsunuz burada, seyrediyorsunuz. Yurt dışı kaynaklar buluyor bunlara, krediler. Yurt dışı kaynaklar buluyor bunlara. Gittiği yerlerde itibarlı olduğu için gayet rahat bulabiliyor. Ama maalesef sistemin bir yanı var. O da şu, bu yurt dışı kaynakların verilebilmesi için sizin gölge etmemeniz gerekiyor. Başka ihsan istemiyor sizden kimse. Sadece 2020 yılı kamu yatırımları içerisine bunların alınması gerekiyordu. Çıkıyorsunuz milletin gözünün içine baka baka yalan konuşuyorsunuz. Bunlarla ilgili başvuru yok diye. Burada elimde belgeler var. Tamamıyla ilgili Temmuz ayından Kasım ayının sonuna kadar kamu yatırımına alınsın diye Sayın İmamoğlu'nun imzasıyla başvurular var. Ulaştırma Bakanınız ya cevap vermiyor ya da verdiği cevapta mesela yeni doğan hastane metro hattı gibi çok verimli görmediğini söylüyor. Bir kamu yatırımını çok verimli görmüyor. Kim görmüyor biliyor musunuz? Osman Gazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Köprüsü'nü bu milletin başına bela eden şahıs görmediğini söylüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 1 yıl için verdiğiniz garantiyi ancak 3 yılda geçecek kadar araç sayısıyla tamamlayabiliyorsunuz. Milletin sırtına vuruyorsunuz oradakini ama bu milletin kent hakkı olarak, kentteki bütün hizmetlerden eşit yararlanma hakkı olarak ayağına kadar gidecek metro ile ilgili duymazlıktan geliyorsunuz. Peki Binali Yıldırım seçilseydi onu yalancı mı çıkaracaktınız? Ortada o zaman şöyle bir şey var. Ya Binali Yıldırım yalancı ya siz adaletsizsiniz. Siz eşitlikçi değilsiniz. Hangisini kabulleniyorsanız kabullenin. Sizin bileceğiniz bir şey bu. Bu konuyla ilgili niye bir şey söyleyeyim ben size? Ama şu bir gerçek. O metrolar yapılacak. Ben burada sızlanmıyorum. Vatandaş ekranlardan sizin durumunuzu anlasın diye söylüyorum. Sizi teşhir ediyorum. O metrolar yapılacak. Yapılmasına bu şekilde engellemeye devam ettiğiniz sürece sizi İstanbul sokaklarına çıkamaz hale getireceğiz bu kürsülerde. O metroları İstanbul halkı yan yana yatar, ray olur, yapar. Size ihtiyacı yok. Ama sorun şurada. Ankara'da bir kamburunuz var. Notre Dame'ın kamburu. Klavye beyefendisi. Troll. Eski belediye başkanınız. Görevden aldınız. Melih Gökçek. Sahip de çıkamazsınız ona şimdi. Zaten utanıyorsunuz. Sizin için Notre Dame'ın kamburu. Bu vatandaş bir metre metro yapmadı. 4 katrilyon lira kamu borcunu affettiniz. Üstüne Ankara'da Karayalçın'dan sonraki metronun neredeyse tamamını Ulaştırma Bakanı yaptı. Bu mudur sizin adaletiniz? Notre Dame'ın kamburunun yarattığı her türlü rezaleti tasfiye ederek yol verdiniz. İstanbul'a gelince sizden para pul isteyen yok. Sadece kamusal bir görevi anayasanın 127. maddesi ile 126. maddesi arasındaki iki kamu kurumu arasındaki entegrasyonu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 104'e göre sağlaması gerekirken yan gelip yatıyorsunuz. Sorun değil. Ama size şunu hatırlatayım. Sizin anlayacağınız dil midir bilmiyorum ama Maide suresinin 8. ayeti diyor ki ey inananlar Allah için adaletle tanıklık edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin İmamoğlu aynen bunu duyuyorsunuz. Sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. Korunup sakınma haline uygun olan budur. Allah'tan sakının. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İmamoğlu bu işi çözer ama siz Allah'la aranızdaki sorunu çözemezsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. İkincisi, geçmişteki süreçlerde
bir toptan söylemle CHP türbanda hukukun yanı, böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede başörtüsü sorunu çözüldüyse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada takındığı tutum, aldığı inisiyatif üzerine çözülmüştür. Bu meselenin üzerine buradan bir siyaset yapmaya çalışmak şu demek. Ya Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi bu polemikte, bu tartışmada ben mağlubum ama ben işi bambaşka bir istismar alanına çekeyim, oradan başka bir tartışma çıkarayım ve bu ülkenin aştığı bir sorundan, aşmasından da memnuniyet duyduğumuz bir sorundan kendime siyasi rant çıkarayım. Açalım sistemi lütfen. Bu basit ve bu meclisteki temsil edilen bir siyasi partinin grup başkan vekiline yakışmayacak bir söylemdir. Bunu çok net olarak söylüyoruz. Ve şunun da garantisini veririz. Önümüzde yapılacak seçimlerden sonra millet kararını verdiğinde, muhalefete düştüğünüzde ve yapılan tüm iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlendiğinde bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar döneminin yargılandığı süreçte o konuda tam, adil, hukuka uygun bir yargılama sürecinin yaşanmasının en büyük gözeticisi yine Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Birileri eline geçirdiği kamu gücüyle sizi ezmeye kalkarsa, mahkemelerin üzerine baskı kurmaya kalkarsa ve Yüce Divan veya diğer yetkili mahkemelerdeki yargılamalar sırasında birileri sizin hukukunuzu çiğnemeye kalkarsa onun karşısında yine duracak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi anlayışıdır. Bugün açalım sistemi. Bugün elinize geçirdiğiniz kamu gücüyle Anayasa Mahkemesi'ne alt mahkemeleri uymamaya davet eden genel başkanınızdan tutun da onu serbest bırakmam, onu öyle bırakmam diyen Cumhurbaşkanınızdan tutun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da başka siyasi partileri sürekli kriminalize eden ve onun üzerinden bir tehdit diliyle ve bir şeytanlaştırıcı diliyle onu hedef gösteren İçişleri Bakanınıza kadar yapmış olduğunuz her şeyin kendisi. Atadığınız kayyumlar 31 Mart'ta %70'e 20 yenilmişsiniz. %20 oy alanlara orayı yönettiren kayyum anlayışı da kaybettiğiniz ilçelerde bir takım yol yöntemlerle elde etmeye çalıştığınız transferler üzerinden yerel seçim mağlubiyetini ortadan kaldırıp yerelde alamadığınız yetkiyi masa başında ya da kayyum siyasetiyle almanız da bu milletin hafızasından silinmez. Günü geldiğinde AK Parti iktidarı ve onun hukuka uygun olmayan talimatlarıyla işlenen suçlardan yargılanacak olan herkesin hukuka uygun yargılanmasına teminatı yine Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Saygılar sunuyorum. Külliye'de yaptığı bir konuşma var. Engellilerle ilgili tören yapılırken diyor ki ülkenin kaynakları eskiden olduğu gibi bir avuç mutlu azınlığa verildiğinde bunun adı kalkınma değil, adaletsizlik olur. Yani adaletsizliğe karşı olduğunu, ülkenin kaynaklarının eşitlik ilişkisi içerisinde ve adaletli olarak dağıtılması gerektiğini söylüyor. Kim söylüyor? Tam 25 yıldır kamu hayatını yönlendirecek derecede etkili düzeyde bu ülkede yönetimde bulunan kişi söylüyor. Yani 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak başlamış olduğu serüveni en sonunda tek adamın külliye sultasına dönüştürecek kadar bu ülkede söz sahibi olan birisi diyor ki bu olur. Bu ülkede ne olmuş bu arada? Bu ülkede derin adaletsizlikler olmuş. Cezaevlerinden tutun, yoksulluktan, belediyecilik hizmetlerine kadar büyük adaletsizlikler olmuş. Bu adaletsizliklerin Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisinden uzak olduğunu söyleyecek değilsiniz herhalde. Cezaevinde 780 çocuk annesiyle birlikte tutuklu. Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Bu konuyla ilgili kanun teklifi verdim ben. Eğer vicdanınız varsa hiç beklemeyin. Muhalefetten gelmiş, oradan gelmiş, buradan gelmiş demeden sahiplenin. Değilse teklifi kendiniz verin kardeşim. Destekleyelim. 780 çocuk anneleriyle beraber cezaevinde yatıyor. X-ray cihazlarından geçiriliyorlar. Yani çocuk olarak bedensel bütünlükleri bir anayasal hakları ihlal ediliyor. Bu çocuklara yazık değil mi?
Gayet basit. Bazı suçlarla ilgili infazın belli bir yaşa çocuk gelene kadar ertelenmesiyle ilgili bir düzenleme yapması konusunda niçin şu bir takım insanları abat eden düzenlemeleri yapar kadar şey hareketli olmuyorsunuz? Bazen öyle hareketli oluyorsunuz ki yaptığınız yanlışı reis geri gönderiyor. Size bu kürsüden söyledim ben. Çevreyi kirleten bacalarla ilgili. Aynen şunu söyledim. Dedim ki yapmayın. Bu parlamentonun onuruyla oynamayın. Bakın bunu çıkaracaksınız. Sonra bir başka yerden geri dönecek. Mahcup olacaksınız. Niye bu kadar özensizsiniz? Sorma hakkınız yok mu şimdi bu konuşmayı burada yapan adam olarak? Neyse bunları geçiyorum. Genç işsiz sayısı 500 bin son bir yıl içerisinde attı. Nerede bunun adalet? Nerede? Herkesin babası sizin gibi paralı değil. Kadınlar öldürülüyor bu ülkede. Adaletsizliğin en büyüğü. Kadınlar öldürülüyor. 100 küsur kadının koruma talebi olmasına rağmen korunmadığını belgelerle ortaya koyuyor, yasal belgeler. Belge dışı olanları saymıyorum. 400'e yakın kadın öldürülmüş, 100 küsur tanesi de bu sorun var. Bu ülkenin 10 kadınından 7'si çalışmıyor. Çalışabilecek yaşta 7'si çalışmıyor. Anayasanın 48. ve 49. maddesi hiç mi sizi ilgilendirmiyor kardeşim? Bu cezaevinde yakınları yatan insanların yakınları cezaevinde kötü muamelenin had safhaya vardığını gelip bizlere anlatıyorlar. Bu meclis bu ülkenin meclisi değil mi? Neden bunlarla ilgili bir araştırma komisyonu kurmuyor? Neden bu konunun üzerine gitmek için bir görev ifa etmiyor? Neden sorumluluk duymuyor?